TVNET ekranlarında yeni bir komplo teorisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu akşam 1993 yılında yaşanan ve etkileri günümüzde bile sürmekte olan çok önemli bir olayı inceleyeceğiz. Doğan Güreş Paşa ve dönemin kuvvet komutanlarının zehirlenmeye çalışılması olayı. Tabii bu olay o dönem için üzeri örtüldüğünden 2010 yılından sonra yeni yeni gündemimize gelmeye başladı. Türkiye 30 yıldan fazla bir zamandır PKK ile mücadele ediyor. Ve bu mücadelenin en yoğun yaşandığı yıllar 92 ve 93 yıllarıydı. Birçok faili meçhul cinayetler, suikastler, köy yakmalar, PKK ile derin devletin ilişkileri, bugün Ergenekon diyebildiğimiz yapının faaliyetleri o dönemlerde oldukça yaygındı. Birçok öldürmeler, cinayetler oluyor, bunlar bir türlü aydınlanamıyordu. Tabii aynı zamanda bu dönemde askerlere, generallere yönelik bazı faaliyetler de olmuyor değildi. Eşref Bitlis'in Şubat 93'te uçağının düşmesi ve bu işin hala aydınlatılamaması en önemli olaylardan bir tanesiydi. Yine dönemin Tuğ generallerinden Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesi, 33 erin esrarengiz bir el tarafından şehit edilmesi bile bugün bilmediğimiz birçok gerçek olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki ama bu olayları tezgahlayanlar, planlayanlar tam olarak neyin peşindeydi? Gerçekten askerleri de öldürerek bir takım gizli faaliyetlerin içerisine mi girmişlerdi? İşte 1993 yılında yaşanan en kritik olaylardan bir tanesi Doğan Güreş Paşa ve diğer kuvvet komutanlarının zehirlenmeye çalışılmasıydı. Aslında bu oldukça kritik ve üzerine durulması gereken bir olay. Çünkü sadece PKK ya da bir iki asker yaptı denilerek üstü asla örtülecek bir hadise değil. İşin içinde uluslararası örgütler ve bunların yerli işbirlikçileri de var. Tabii ki o dönemki komutanlar bu iş çetrefilli bir hale gelmesin diye olayın üzerini örtmüşlerdi. İşte bu gece komplo teorisinde bu işin arkasında kimlerin olduğunu, generallerin niçin hedef seçildiğini etraflıca inceleyeceğiz. Komplo teorisi başlıyor. Soğuk Savaş döneminde bir nevi Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri karakol görevini yapan Türkiye birçok açıdan geri bir ülkeydi. 1983-89 Özal dönemi ekonomik olarak parlak geçmişti. Turgut Özal Cumhurbaşkanı olunca Türkiye tekrar yerinde saymaya başlamıştı. Bir yandan ekonomik ve sosyal meselelerle uğraşan Türkiye, öte yandan Kürt sorunuyla ciddi sıkıntılar yaşıyordu. 1989'da Özal'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla derin yapılanma faaliyete geçti. 1991 seçimlerine kadar geçen 2 yıl ekonomik anlamda hiç iç açıcı olmadı. Seçimlerden sonra DYP-SYP hükümeti kuruldu. 1980 öncesi düşman olan iki eksen şimdi koalisyon kurarak Türkiye'yi yöneteceklerdi. Ne var ki Türkiye için çanlar yavaş yavaş çalmaya başlamıştı. 1992 yılından itibaren içeriden birileri devletin ayarlarıyla oynamaya başlamıştı. PKK ile mücadele, suikastlar, faili meçhuller, toplumsal kargaşa, ekonominin baş aşağı gidişi aslında bazı şeyler hakkında ipucu veriyordu. 1980 öncesi yaşanan olayların benzeri bu kez 1992'de vizyona sokulmuştu. Filmin oyuncuları, yönetmeni, kurgusu yeni ama senaryosu tanıdıktı. Türkiye 1993 yılında 3 kritik ölüm yaşadı. 5 Şubat 1993'te ANAP İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci, ailesiyle birlikte Bolu Gerede'de trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Özal'ın yeniden siyasete dönme stratejisinin önemli ismi olan Kahveci'nin hazırladığı Kürt raporu, kamuoyunda geniş ses getirmiş ve devlet içinde birilerini ciddi bir şekilde rahatsız etmişti. ...17 Şubat 1993'te Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis, buzlanma nedeniyle uçağının düşmesi sonucu öldü.
Resmi açıklamalar olayın kaza olduğu yönünde olsa da toplanan kanıtlar işin içinde bir bit yeniği olduğu tezini güçlendiriyordu. Bitlis kazadan bir süre önce Kuzey Irak'ta konuşlanmış durumda bulunan çekiç güç kuvvetlerinin Türkiye'den ayrılması gerektiğini açıklamış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak'ta oluşturmaya çalıştığı Kürt devletinin Türkiye'nin zararına olduğunu söylemişti. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından birkaç defa hükümete şikayet edildiği iddia edildi. 17 Aralık 1992'de çekiç güce bağlı Amerikan savaş uçakları kendilerine bildirildiği halde Irak'ın Selahattin kentine gitmekte olan Bitlis'in helikopterine taciz uçuşu yapmışlar ve helikopteri inişe zorlamışlardı. Eşref Bitlis'in ölümünden tam 2 ay sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Turgut Özal, Kürt meselesinin çözümü konusunda ısrarcıydı. Bu konuda çeşitli politikalar üzerine kafa yoruyordu ancak ani ve şüpheci ölümüyle Türk siyasetinin geleceği de başka türlü yol alacaktı. Tabii ki Doğan Güreş Paşa ve diğer generallere yönelik bu zehirlenme hadisesi o dönemde hiçbir zaman gündeme gelmemişti. Ancak oyunu kuranların hedefinde sadece Doğan Güreş ve diğer generaller yoktu. Bahtiyar Aydın şüpheli bir suikaste kurban gitmişti. Eşref Bitlis aynı şekilde öldürülmüştü. Tabii bu oyunu yapanlar aynı zamanda Turgut Özal'ı bile kendisine hedef seçmişlerdi. Peki ama 1993 yılında bu oyunu kuranların temel amacı neydi? Daha doğrusu 1993 yılında hangi olaylar meydana gelmişti? Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin ne gibi tezgahları vardı? Bakın gazeteci yazar İdris Gürsoy bu konuyla ilgili neler söylüyor? 1993 faili meçhul cinayetlerle başlayıp faili meçhul cinayetlerle devam eden bir yıl. Aslında daha sonraki dönemde 93, 94 ve arkasından gelen 28 Şubat'a baktığımızda 93'te bir örtülü darbe, adı konmamış bir darbe yaşandığını görüyoruz. Ocak, 24 Ocak, Uğur Mumcu suikasti, Eşref Bitlis cinayeti, Turgut Özal'ın ölümü. Turgut Özal'ın ölümünden sonra aslında 28 Şubat süreci başlıyor. Ve Demirel'in, Süleyman Demirel'in Çankaya çıkışı, ondan sonra Bingöl'de 33 erin şehit edilmesi olayı. Adnan Kahveci'nin şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi. Bir kaza deniyor ama kazayla ilgili de çok ciddi şüphe ve tereddütler var. Mesela bütün bunların ortak özelliği ne diye baktığımızda bu ölümlerin, cinayetlerin bir şekilde Kürt meselesiyle ilgili olduğunu görüyoruz. Mesela Özal Kürt meselesini çözmek için kafasında bir plan vardı. Ve bunun için Barzani, Talabani bunlarla görüş halindeydi. Eşref Bitlis son derece samimi birisiydi. Jandarma komutanıydı. Sürekli Özal'la görüşüyor ve bu problemin çözümü için samimi gayret gösteriyordu. Aynı şekilde Adnan Kahveci. Şimdi Uğur Mumcu da aynı şekilde. Yani Uğur Mumcu öldüğünde bir suikast sonucu ortadan kaldırıldığında onun çantasında bir dosyanın kayıp olduğunu biz biliyoruz. Acaba orada ne vardı? Ve Özal'ın, Uğur Mumcu'nun araştırdığı konulardan bir tanesi, en önemli konu, PKK'nın derin devlet tarafından nasıl kurulduğu ve Abdullah Öcalan'ın MIT'le olan ilişkisiydi. Yani bununla ilgili bazı bilgi ve belgelere ulaşmıştı. Tam bu sırada ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla bu meseleyi çözme iradesi ortadan kaldırıldı bu cinayetlerle. Ve daha sonra baktığımızda 93'ten sonra faili meçhuller ve yargısız infazlar var yani. Köyler boşaltılıyor, Güneydoğu Anadolu'da yargısız infazlar, 17.500 faili meçhul cinayetin işlendiği bir dönem o dönem. Ve bunların arkası hiçbir şekilde aranmıyor ve bugün işte biz mezarlar falan kazılıyor da cesetler, kemikler ortaya çıkarılıyor. Dolayısıyla 93 kayıp bir yıl, Türkiye'nin 28 Şubat sürecine
adım adım götürüldüğü o başlangıç yılı olarak kabul edebiliriz. Bugün ortaya çıkan gerçekler, Doğan Güreş Paşa ve diğer kuvvet komutanlarının zehirlendiğini artık net bir şekilde gösteriyor. Dönemin Adli Tıp Kurumu Başkanı Sevil Atasoy da paşaların siyanürle birlikte zehirlenmeye çalışıldığını iddia etmiş, hatta bunu kanıtlamıştı. O dönemki iddialara göre aslında Doğan Güreş Paşa'nın fare zehiriyle beraber öldürülmeye çalışıldığı iddia edilmişti. Hatta bunun üzerinde de sıklıkla durulmuştu. Tabii gerçeğin böyle olmadığı adli tıp raporuyla beraber ortaya çıktı. Peki ama nasıl olmuştu da İstanbul'da 26. Zırhlı Birliklerin içine siyanür sokulmuştu? Ve bu siyanürü sokanlar nasıl oldu da bütün engelleri birer birer aşmışlardı? Bundan tam 21 yıl önce dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ve kuvvet komutanlarının zehirlenerek öldürülmek istenmesi olayında şok bir gelişme yaşandı. Güreş ve ekibinin yemeklerine siyanür katıldığı, ordunun komuta kademesinin tesadüfen erlerle birlikte yemek yemeyi tercih ettikleri için kurtuldukları resmi olarak belgelendi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'e 1991 yılında düzenlenen suikast girişimiyle ilgili askeri mahkemede görülen dava, özel etkili mahkemeye devredildi. Yeniden açılan dosyada PKK lideri Murat Karayılan ve örgüt üyesi Mehmet Saka hakkında yakalanma kararı çıkartıldı. Türkiye Gazetesi'nden Melik Duaklı'nın ulaştığı yaklaşık 1000 sayfalık dava dosyasında suikast girişiminin perde arkasına ilişkin çok çarpıcı bilgiler yer alıyor. Dosyadaki bilgilere göre olay şöyle gerçekleşiyor. 2 Aralık 1991 tarihinde dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Füsunoğlu, 1. Ordu Komutanı İsmail Hakkı Karadayı ve 3. Kol Ordu Komutanı Korgeneral Hikmet Köksal, denetimde bulunma amacıyla İstanbul'daki 26. Zırhlı Birlikler Tugay Komutanlığı'na gidiyor. Birlik Komutanı Tuğgeneral Habil Küçük'ün ifadesine göre komutanlar saat 12'de birliğe ulaşıyor. Önce Tugay Komutanlığı'nın odasında 15 dakikalık kısa masa briefingi aldıktan sonra kışlayı gezmeye başlıyorlar. 12.55'te 2. Tank Tabur Yemekhanesi önüne gelindiğinde Genelkurmay Başkanı öğle yemeğinin hazır olup olmadığını soruyor. Kendileri için Tugay Gazinosu'nda yemek hazırlandığı belirtilse de Güreş Paşa 2. Tank Tabur Er Yemekhanesi'nde erlerle birlikte yemek yemeyi tercih ediyor. Yemekten sonra Paşa ve beraberindekiler Tugay Gazinosu'nun komutan bölümüne geçiyor. Tuğgeneral Habil Küçük'ün ifadesinde o andan sonra yaşananlar şöyle anlatılıyor. Komutanlar kahve siparişini verdiler. 10-15 dakika sonra kahveler geldi. Genelkurmay Başkanı kahveden bir yudum içti, müteakiben komutan kahvesi diye içine kahve dolduruyorlar ve acı oluyor dedi. O anda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Füsunoğlu kahvesinden bir yudum aldı ve Genelkurmay Başkanı'na hitaben "Komutanım, kahve çok acı, içinde bir şeyler var" dedi. Bana dönerek "Eğer tiksinmezsen bir yudum al" dedi. Ben de bir yudum aldım. Kahve çok acı ve kötü kokuluydu. Kahveyle birlikte dışarı fırladım. Olayın ardından Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş soruşturma talimatını vererek kimseyle el dahi sıkışmadan hemen birlikten ayrılır. Ardından büyük bir koşuşturmaca başlar. Kahveleri hazırlayan garson erler Mustafa Akın ve Mehmet Saka'nın peşine düşülür, ancak her iki askerin kahveyi hazırladıktan hemen sonra elini kolunu sallayarak nizamiyeden çıktıkları ve durdurdukları bir araçla Tekirdağ yönüne gittikleri belirlenir. Kahveleri hazırlayan erlerin Birlik Komutanı Habil Küçük'ün özel garsonları olduğu kaydedilir. Doğan Güreş Paşa ve diğer kuvvet komutanlarının zehirlenme hadiseleri adım adım acaba nasıl gerçekleşmişti? O dönem için iki tane askerin adı geçiyordu. Ve bu askerler zırhlı birliklerin komutanı olan Habil Küçük'ün özel garsonlarıydı. Ve ikisinin de PKK'lı olduğu iddia ediliyordu. Yani işin içinde çok büyük bir ekip vardı. Bu işi planlayanlar işi tesadüfe bırakmak istememişler. Hem yemeklere hem de içilen kahvelere siyanür katmışlardı. Bakın gazeteci yazar Melik Duvaklı bu zehirlenme olayını nasıl anlatıyor? Şimdi 1991 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, Kara Kuvvetleri Komutanı
İsmail Hakkı Karadayı ve 1. Ordu Komutanı Muhittin Füsunoğlu o dönemde beraberindeki heyetle ve o dönem 3. Kol Ordu Komutanı da var heyetin içerisinde. İstanbul'da bir askeri birliği ziyarete gidiyorlar. Normal bu rutin bir denetim ziyaret aynı zamanda. 26. Zırhlı Birlikler Komutanlığı. Buraya ziyarette bulundukları sırada bir suikast girişiminde bulunuyor ama o güne kadarki yani bizim bildiğimiz girişimlerden çok daha farklı. Yemeklerine ve içtikleri kahveye siyanür katılmak suretiyle bunlar bir öldürülmek isteniyor. O dönemde fakat bu olay üstü örtülüyor, hiç gündeme gelmiyor, kesinlikle hiç bahsedilmiyor. İnsanlar da bunu öğrenemiyorlar, yani hiçbir gazete falan da haber olmuyor. Ta ki 2004 yılında eski GATA komutanı Ömer Şarlak anılarını yazmıştı Kışla'dan kampüse diye. Orada çok kısaca değinmiş ama o da olayın birebir tanığı değil. Yani Muhittin Füsunoğlu ve Doğan Güreş Paşa'nın Ankara'ya gidip kendisiyle görüştükten sonra onlardan edindiği bilgi. Onu böyle kısaca anılarında değinmiş. Hatta o kitapta da tarihini yanlış yazmış. Yani 1992 diye yazıyor kitabında ama soruşturma dosyasında o belgelerde 91'de olduğunu öğreniyoruz. Daha sonra bu yaklaşık 20 sene boyunca askeri savcılıkta bu dosya bekledi. Yani şey yapılmadı falan. 2010 yılındaki yasal düzenlemelerden sonra bu dosya sivil savcılığa geçti. Ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bu dosyayla yeniden ilgilenmeye başladı. Dosyayı yeniden açtı ve bazı bilgi belgelere ulaştı. Biz de bu doğrultuda dosyanın içeriğinden haberdar olduk. Şimdi mesele birincisi bu işin birkaç boyutu var. Yani böyle o dönemde ve öncesini ve sonrasını çok ilgilendiren bir periyod içerisinde bakıldığı zaman çok farklı yerlere uzanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini daha sonraki 20 sene boyunca dizayn edecek bir suikast girişimi. Şimdi oradaki komutanlardan bir tanesi mevcut Genelkurmay Başkanı, diğer İsmail Hakkı Karadayı, Doğan Güreş Paşa'dan sonra o koltuğa oturacak olan kişi. Yine Muhittin Füsunoğlu da öyle. Genelkurmay Başkanı'nın adaylarından bir tanesi ki Muhittin Füsunoğlu, Doğan Güreş Paşa'nın 93'te görev süresi uzatıldığı için Genelkurmay Başkanlığı olmadı. Normalde o da Genelkurmay Başkanı adaylarından. Böyle çok nitelikli bir suikast girişimi. Şimdi birkaç detay var. O detayları zincir içerisinde bakıldığı zaman çok daha net çıkıyor ortaya fotoğraf. Şimdi Doğan Güreş Paşa normal vaktinde Genelkurmay Başkanı olamadı. Bunun nedeni de şudur, kendisinden önceki Genelkurmay Başkanı olan Necip Torumtay'ın 1. Körfez krizi sırasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın emrini yerine getirmediği için istifa etmesiyle o koltuğa geldi. Zaten ataması da Ağustos'ta olmadı, Aralık gibi bir dönemde gerçekleştirildi. Yani kendisinden önceki Genelkurmay Başkanı istifa ettiği için bir anlamda piyangodan Genelkurmay Başkanı oldu Doğan Güneş Paşa. Ve bu suikast girişimi de onun koltuğa oturmasından bir sene sonra gerçekleştirilmiş oldu. O dönemde özellikle emekli askerlere yönelik çok ciddi suikast girişimlerinde oluyordu İstanbul'da. Yani eski Deniz Kuvvetleri Komutanı öldürüldü, Kemal Kayacan. Yine jandarma komutanları öldürdü, eski jandarma genel komutanı şehit edildi. Böyle birkaç tane suikast girişimi oldu ve bunlar genelde de sol örgütler veyahut da PKK eliyle gerçekleştirilen suikastler. Yine bu Doğan Güreş Paşa'ya yönelik suikast girişiminin içerisinde de yine PKK var. Yani orada Doğan Güreş ve beraberindeki heyete o kahveleri hazırlayan iki tane er. Orada aynı zamanda o birlik komutanı Habil Küçük, Tuğgeneral. Yani olayın meydana geldiği 26. Zırhlı Birlikler Komutanlığı'nın başındaki isim Habil Küçük. O iki asker de onun özel aşçıları. Yani onunla sürekli yemek hazırlayan askerler. Birinin ismi Mustafa Akın, diğeri yine dosyada mevcut. Bu iki asker de PKK mensubu olan elemanlar. Yani onlarla ilgili daha önceden de hakkında şeyler olan, fişler olan, hatta bunlardan bir tanesi, o askerlerden bir tanesi
daha önce 9 sene cezaevinde yatmış olan bir adam. Ve ilginçtir, 1980'den önce de Ülkücü Gençlik Derneği'ne kaydı olan, dernek adına bazı faaliyetlerde ve eylemlerde bulunduğu için gözaltına alınmış, ifade vermiş olan bir kişi, düşünün 81-89 arasında, 90 yılları arasında hapiste kalıyor. Hapiste tahliye olur olmaz da görev silah altına alınıyor. Ama bu nitelikte olan, böyle sabıkası kabarık olan bir adam her nedense bir birliğin başındaki kişiye özel aşçı yapılıyor. Üstelik oraya Genelkurmay Başkanı geldiği zaman da kahveler ve yemekler ona hazırlattırılıyor. Şimdi böyle bir bu kahveleri aslında komutanlar tesadüfen içmiyorlar. Onun hikayesi de şu, bu daha sonradan yani dosyada bulunan adli tıp raporundan ve tetkiklerden biz şunu anlıyoruz. Sadece kahvelerde değil, komutanlar için hazırlanmış olan yemeklerde de özellikle o yemeklerde kullanılacak olan limonata ve yağ, zeytinyağlarında da bu siyanür maddesi var. Fakat orada şöyle bir şans oluyor. Komutanlar birlik içerisinde dolaşırken erlerle birlikte yemek istiyorlar. Yani kendileri için hazırlanmış olan özel yemekten değil de tesadüfen orada bir yemekhanenin önünden geçerken askerlerin içeride yemek yediğini görüyor. Ve oradaki taburun da, tabur komutanının da davetiyle askerlerle birlikte yemek yemeyi kabul ediyor ve yemek yiyorlar. Daha sonra yemek bittikten sonra Habil Küçük, yani Tuğgeneral, birliğin komutanı, ziyarete gelmiş olan paşaları kendi makamında en azından kahve içmeye davet ediyor. Ve kahve ikramı sırasında ilk 3 tane komutanımız kahve rica ediyor. Muhittin Füsunoğlu, yanılmıyorsam dosyadaki bilgiler, belki ismi farklı olabilir isim. O şey ricasında bulunuyor, çay ricasında bulunuyor. Kahveler geldiğinde Doğan Güreş bir yudum aldığında çok acı olduğunu hissediyor bunun. Ve şöyle bir hatta cümlesi var tutanaklarda geçen. Ya işte komutan kahvesi diye çok fazla kahve koyuyorlar. Bu da çok acı oluyor, içilmiyor diyor. Tam o sırada İsmail Hakkı Karadayı bir yudum kendisi alıyor. Ve çok acı olduğunu fark ediyor. Komutanım sakın içmeyin diyor. O birlik komutanına diyor ki tiksinmeyeceksen sen bir yudum al diyor. Bir yudum al, tadı farklı diye. İlginçtir. Tugay komutanı orada bir yudum almak zorunda kalıyor ama içmiyor. Onu hemen kapının dışına koşup orada çiçek saksısının içerisine tükürüyor aldığı yudumu. Ve bunlar zehir olduğunu hemen anlıyorlar. Ayağa kalkıp ayrılıyorlar birlikten. Hiç ellerini falan da kesinlikle Doğan Güreş Paşa sıkmıyor. Hemen o gece adli tıp kurumuna numuneler alınıp gönderiliyor. O dönemdeki adli tıp kurumu başkanı da yine kamuoyunun çok yakından bildiği bir isim. Profesör Sevil Atasoy. Şu anda televizyonda da programlar yapan bir isim. Onun imzası var belgelerin altında. Bunları inceliyor, tetkik ediyorlar, bakıyorlar. Bu şeylerin içerisinde bu kahvelerin ve diğer komutanların yemediği yemeklerin içerisinde siyanür maddesi çok etkili. Tespit ediyorlar. Peki bu askerler ne oluyor? Yani iki tane asker var o kahveleri hazırlayan. Her ne hikmetse kahve ikramından hemen sonra bu iki asker de Nizamiye'den çıkıp kaçıyorlar. Ve bir daha izlerine rastlanmıyor. Kayıtlarda olan şey şu, bu askerlerden bir tanesinin, ki bunlardan bir tanesi Kahramanmaraşlı'dır, Pazarcık'tı. Onun çatışmada öldüğü söyleniyor. Diğer askerle ilgili de işte PKK'ya katıldıktan sonra öldürüldüğü yönünde bir iddia var ama hani onun bir kaydı kuydu yok. Doğan Güreş Paşa diğer kuvvet komutanları ve generallere göre biraz daha erken Genelkurmay Başkanı olmuştu. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın komuta kademesiyle oynamasıydı. Kendisiyle aynı görüşü olmayan Genelkurmay Başkanı'nı emekliye sevk eden Özal, bu şekilde Doğan Güreş Paşa'nın da önünü açmıştı. Elbette orduda eğer birileri erkenden Genelkurmay Başkanı oluyorsa bu durum birilerini rahatsız eder. Söylenenlere göre Genelkurmay'ın içindeki bir takım klikler de bu durumdan rahatsız olmuşlardı. Aynı zamanda Doğan Güreş Paşa, PKK ile mücadelede çok aktif ve çok önemli bir isimdi. PKK'yı bitirmek için de her türlü faaliyeti deniyordu. Tabii bu durum hem uluslararası arenada
hem de içeride rahatsızlık yaratıyordu. Düşünün ki 1993 yılında İstanbul'da 26. Zırhlı Birlikler'de Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları zehirlenmeye çalışılmıştı. Bu durum bugün bile baktığınız zaman çok önemli olduğu net bir şekilde görülüyor. Şayet Doğan Güreşpaşa o dönem öldürülmüş olsaydı acaba Genelkurmay'ın içinde nasıl bir değişiklik olacaktı? Hiyerarşide oynamak isteyenler acaba kendi generallerini paşa yapmak için hangi faaliyetlerin içindeydiler? Reklamlardan sonra Doğan Güreşpaşa'yı öldürmek isteyenlerin temel amaçlarını ve o yıllardan sonra Türkiye'de meydana gelen siyasi olayları etraflıca inceleyeceğiz. Komplo teorisi reklamlardan sonra devam edecek. Her zaman için ortaya atılan şöyle bir iddia var. PKK'yı kuran aslında Türk Derin Devlet yapılanmasıydı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bu yana her zaman için Kürt isyanlarla beraber meşgul olmuştu. Ve devlet artık bu isyanları tek bir çatı altında toplamak istiyordu. PKK 1978 yılında kurulduktan sonra diğer Kürt faaliyetlerin tamamına yakını durmuştu. Ve hiç kimse de artık isyan etmiyordu. Öte yandan Öcalan'ın MİT ajanı olduğu ve böylece Kürt hareketinin çok iyi bir şekilde organize ve kontrol edildiği de söyleniyordu. 1984 yılında Şemdinli'deki Eruh baskınından sonra PKK'nın tamamen yön değiştirdiği ve uluslararası güçlerin kontrolüne girdiği de iddia edildi. Yani PKK artık kimsenin gözünün yaşına bakmıyor ve her türlü cani eyleme girişmekten çekinmiyordu. Doğan Güreşpaşa da 1990'lı yıllardan sonra PKK'nın faaliyetlerinin arttığını net bir şekilde görmüştü. Bu amaçla da her türlü faaliyetin içine kendisi de girmişti. Tabii Doğan Güreşpaşa'yı diğerlerinden ayıran bir özellik daha vardı. Siyasi iradeye olduğu gibi bağlıydı. Yani alışık olduğumuz genel tipine pek uymuyordu. Siyasiler ne derse onu yapıyordu. Bu da muhtemelen kendisini ülkenin sahibi zanneden bazı zihniyeti rahatsız etmişti. İşte bu yüzden Doğan Güreşpaşa'nın 93 yılında zehirlenmeye çalışılması öyle çok da eften püften bir olay değildi. Çünkü bunu yapmaya cesaret edenler 26. Zırhlı Birlikler'in içine siyanür sokmayı başarmışlardı. Ve daha da önemlisi bu işi yapanların arkasında bazı generallerin olduğu da iddia ediliyordu. Peki ama Doğan Güreşpaşa niçin zehirlenmek istemişti? Bunun tek mi yoksa birden fazla sebebi var mıydı? Doğan Güreşpaşa ve diğer komutanların niçin zehirlenmek istediği hala gizemini koruyor. Bu soru cevabını bulursa birçok detay çorap söküğü gibi gelecektir. Ortada bazı skandalların da ayrıca cevaplandırılması gerekiyor. Paşaların zehirlenmeye çalışıldığı anlaşılınca ve garsonerler bulunamayınca kahveden alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilir. Dönemin Adli Tıp Kurumu Müdürü Profesör Doktor Sevil Atasoy imzalı 3 Aralık 1991 tarihli raporda gönderilen numunelerin fareler üzerinde denendiği ve öldürücü etkiye sahip olduğu belirtilerek kahvelerde bulunan katkı maddesinin de siyanür olduğu kaydedilir. Komutanlar için özel hazırlanan ancak paşaların erlerin karavanasından yediği için yenmeyen yemeklerin de aynı askerler tarafından hazırlandığı bilgisi üzerine söz konusu yemeklerden de numuneler alınarak Sağlık Bakanlığı Hıfz-ı Sıha Merkezi Başkanlığı'na gönderilir. Bakanlığın 6 Aralık 1991 tarihli cevabi yazısında çorba, limon suyu ve sıvı yağ numunelerinde de siyanür bulgusuna ulaşıldığı bilgisi yer alır. Ancak bu raporlar yıllarca gizlenir. Özel etkili mahkemede yeniden görülmeye başlanan dosyadaki bilgilere göre sanıklardan Mustafa Akın bu olaydan 2 yıl sonra 1993'te bir çatışmada öldürülür. Diğer sanık Mehmet Sakay ise halen aranıyor. PKK liderlerinden Murat Karayılan hakkında da eylemin talimatını verdiği gerekçesiyle yakalama emri kararı bulunuyor.
Olayın meydana geldiği 26. Zırhlı Birlikler Tugay Komutanlığı'nın başında bulunan Tuğgeneral Habil Küçük aynı yıl emekli edildi. Küçük'ün ismi olaydan 5 yıl sonra polisin Taksim'de düzenlediği bir silah kaçakçılığı operasyonunda Ergenekon sanığı Sahte Yeşil lakaplı Osman Gürbüz'le birlikte gündeme geldi. Bugüne kadar komutanlara düzenlenen suikast girişiminde kullanılan maddenin fare zehri olduğu gündeme geldi. Dosyada belge, bulgu ve ifadeler hadisenin tüm detaylarını ortaya koyarken suikast girişiminde kullanılan maddenin de fare zehri değil, bulunması çok daha zor ve ancak profesyonellerin kullandığı siyanür olduğu ortaya koyuluyor. Doğan Güleşpaşa, Muhittin Fisinoğlu, Hikmet Köksal ve bu isimlerin tamamına yakını zehirlenerek öldürülmeye çalışılmıştı. Ve bu olayda çok kritik bir nokta vardı. Zırhlı birliklerin komutanı Habil Küçük'ün ismi aslında 1996 yılında da bazı olaylarla gündeme gelecekti. Habil Küçük, 1996 yılında uluslararası bir silah firmasının temsilciliğini yaparken polis tarafından Taksim'de gözaltına alınmıştı. Ve yanında ikinci yeşil olarak bilinen Osman Gürbüz diye biri vardı. Osman Gürbüz bugün halen dava sürmekte olan Ergenekon'un kilit isimlerinden bir tanesi. Sadece bu tabloya bakarak bile bu işin arkasında kimlerin olduğu belki de net bir şekilde görülebilir. Yani bu iş sadece 3-5 tane askerin ya da 2 tane PKK'nın yapacağı bir iş değildi. Peki ama Paşa ve diğer komutanlar niçin öldürülmeye çalışılmıştı? Bundaki temel amaç neydi? PKK'nın eski üst düzey yöneticilerinden Selim Çürükkaya, paşaların zehirlenmesi olayını planlayan kişilerdendi. Çürükkaya, Nasname.com sitesinde bu olayın perde arkasını detaylı bir şekilde yazdı. 1992 yılının kış aylarında PKK'nın kampı olarak kullanılan Mahsun Korkmaz Akademisi'nde bulunduğunu aktaran Selim Çürükkaya, paşaları zehirlemek isteyen kişilerle orada konuştuğunu belirtti. Kamptaki militanlara eğitim verdiğini yazan Çürükkaya, olayı gerçekleştiren erlerden biri olan soyadını hatırlamadığı pazarcıklı Mustafa'nın kendisiyle bir ders sonrası konuşmak istediğini söyledi. Çürükkaya, pazarcıklı Mustafa dediği erle olan diyaloğunu yazısında şöyle aktardı. Pazarcıklı Mustafa, benim buraya neden geldiğimi biliyor musunuz diye sordu. Bilmiyorum deyince, biz Türk ordusunun kuvvet komutanlarını zehirledik, ondan sonra buraya geldik. Parti konuyu biliyor dedi. Bunun üzerine konuyla yakından ilgilenmeye karar verdim. Pazarcıklı Mustafa ile arkadaşı Batmanlı Osman kendilerini odasına çağıran Çürükkaya'ya olayı şöyle anlattı. Ben Tugay'daki sorumlu yarbayın Emir Eri'ydim. Bir gün yarbaya faksa gelen bir kağıda bakmıştım. Kuvvet komutanlarının 4 Kasım 1992 günü Tugay'a girip yemek yiyecekleri, bu nedenle gerekli hazırlıkların yapılmasını emrediyordu. Faksı okuyunca durumu Tugay'ın lokanta bölümünde çalışan Osman'a söyledim. Kendi aramızda tartıştık. 5 kuvvet komutanı gelecek. Silahları bulalım, 5'ini de öldürelim. Ondan sonra da kendimizi öldürelim dedik. Durumu PKK İstanbul sorumlusuyla görüştük. Benden haber bekleyin talimatı verdi. Ancak bir türlü bağlantıya geçmeyince biz onu aradık. Bize o işi unutun, parti bu tür eylemlere karşı çıkıyor cevabını verdi. Oradan ayrıldık fakat komutanların geliş tarihi yaklaştıkça bizim uykularımız kaçmaya başladı. Dayanamadık, bir daha randevu aldık. Ne olur bize siyanür bulun, siz hiç olaya karışmayın dedik. İstanbul sorumlusu olayın gerçekleşmesinden yanaydı ama partinin kesinlikle müsaade etmediğini söylüyordu. Çok ısrar ettik, belki bizim yapamayacağımızı kanaat getirdiğinden tamam ben size zehir bulacağım dedi. Randevulaştığımız yere 3 saat sonra geldi. Bir kese kağıdı dolusu fare zehri getirmişti. Biz siyanür demiştik ama fare zehrine razı olmak zorunda kalmıştık. Olay günü hastalda bulunan 26. Zırhlı Tugay'ı denetlemeye gelen dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Füsunoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı,
ve 3. Kol Ordu Komutanı Kor General Hikmet Köksal son dakika değişikliğiyle kendilerine hazırlanan yemeği yemek yerine erlerle yemeği tercih etti. Bu durumu tahmin edemeyen iki asker ise ordu evinde komutanlar için hazırlanan bütün yiyeceklere zehir katmıştı. Çürükkaya'nın yazısına göre Pazarcıklı Mustafa o günü şöyle anlattı. Bütün yemeklere, tatlılara, pastalara, çorbalara, masaların üzerindeki tuzluklara, biberliklere, limonluklara zehir kattık. Yemek saati geldi, bize komutanlar askerlerle yemek yiyecekler ama kahveyi orada içecekler dendi. Biz hemen planımızı kahve üzerine kurmaya başladık. Görev bölümü yaptık. Kahveleri Osman ve ben yapacaktık. Herkes hazır ol vaziyette komutanları bekliyordu. Komutanlar geldiler, kendileri için hazırlanan odaya çıktılar. Kahveleri hazırladık, zehri kattık. Bütün cesaretimi toplayıp kahve tepsisini alarak odaya girdim. Kahveleri herkesin önüne bir bir koydum. Genelkurmay Başkanı kahveden bir yudum alınca ben daha odadan çıkmamıştım. Bu kahve çok acı deyince kapıdan çıktım. Beni bekleyen Osman'la birlikte hızla alt kata inerek binayı terk etmeye çalıştık. İndiğimiz alt katın koridorunda onlarca özel tim elemanı midesini tutmuş kusuyordu. Binadan hızla uzaklaştık. Yazısında bu olayı Abdullah Öcalan'a sorduğunu belirten Selim Çürükkaya, Öcalan'ın çok kızdığını ve bir daha bu tür şeyleri kimseye anlatmasın o serseriler diye tepki gösterdiğini yazdı. Haybir Küçük'ten bahsetmişken bu ismin aslında hiçbir ceza almadan kurtulması da çok önemli faktörlerden bir tanesiydi. Düşünün ki bu isim paşaların zehirlenmesinde aktif olarak olayın içinde yer aldığı iddia edilen kilit noktalardan bir tanesi ve bu kişi asla ceza almıyor. Ve daha sonra bu kişi uluslararası bir silah firmasının temsilciliğini yaparken gözaltına alınıyor. Bu olay bile aslında paşaların zehirlenme hadisesinin ne kadar çok boyutlu olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki ama Habil Küçük'ün bugüne kadar ilişkileri incelendi mi? Kimlerle, nasıl ve niçin görüştüğü bugüne kadar tespit edildi mi? Bakın gazeteci yazar Melik Duvaklı bu konuyla ilgili neler söylüyor? Şimdi bu olay hiç gündeme aslında gelmedi. Tamamen üstü örtülmüş o dönemde. Yani o dar kalıp içerisinde kesinlikle kamuoyu bu işi duymadı, öğrenemedi falan. Gizli saklı ordu içerisinde kapatılmış. Daha yani bu birliğin komutanları emekli edilmiş zaten. İşte olayın meydana geldiği 26. Zırhlı Birlikler Tugay Komutanlığı'nda ya o komutanlığın başındaki isim Tuğgeneral Habil Küçük hemen olaydan sonra bir tayini çıkarılıyor. Daha sonra da emekli ediliyor zaten. Fakat burada Habil Küçük'ün çok ilginç bir bağlantısı var. Ona da değinmek lazım. Habil Küçük'ün ismini bu olaydan bağımsız olarak tabii 1996 yılında bir başka operasyonda biz duyduk. Hani o da Taksim'de bir büroya o dönemde baskın düzenlendi. Silah kaçakçılığı yapılıyor diye. İlginçtir. İkinci Yeşil olarak adlandırılan Osman Gürbüz. Ki bu Osman Gürbüz daha sonra Ergenekon davasında tutuklandı. Uzun süre hapis yattı, sonra serbest kaldı. Şu anda da yargılaması devam ediyor. Birlikte ikisinin ortağı olduğu bu büroda işte silah kaçakçılığı şeyle polis baskın düzenledi ve onları orada gözaltına aldılar falan. Öyle bir yargılama süreci de oldu. Abi Küçük bu olayla ilgili çok dikkat çekici bir isim. Kendisine ben ulaştım. Yani onun konuşmasını istedim, bu konunun detaylarını falan. Değinmek istemedi. Hani gündeme gelmek istemedi, konuşmadı. Asıl perde arkasını çok iyi bilecek kişilerden bir tanesi odur. Kendisidir ve onun kurmay başkanı var, bir de albay. İkisi birlikte. Bu olayı ama dediğim gibi o dönemde iş askeri savcıya tamamen havale edilmiş. Askeri savcı da şöyle bir şey yapmış. İşte bu iki tane garson PKK'lıydı. Komutanlara şey düzenlediler, suikast düzenlediler. O iki PKK'lı ve örgütün yöneticilerinden Murat Karayılan hakkında tutuklama kararı çıkarmış.
Yani işin perde arkasını, yani bu birliğin içerisindeki zafiyeti, komutanları falan hiç sorgulamadan dosyayı o haliyle bırakmış ve sürekli bununla ilgili bir, yani o PKK'larla ilgili bir evrak takibatı yapılmış ama o da hiçbir şey ifade etmiyor. Yani dosyayı kabarttıkça kabarttıkça şey, daha yeni geçen sene bu iş, daha doğrusu geçen sene de değil, bu senenin başında iş sivil savcıya yani geldi dosya. Bakalım bu yeni dönemde bir şey çıkarsa olabilir. Ama tabii olayın üzerinden de 20 sene geçti yani. Zaman aşımı süreci de var. Tarih sorgulanırken her zaman ya eğer diye bir formüle başvurulur. Yani 2. Dünya Savaşı'nı Hitler kazansaydı ortaya ne gibi siyasi sonuçlar çıkardı? Ya da 1960 darbesi olmasa Türkiye acaba çok daha iyi noktada olur muydu? Bu gibi sorular her zaman sorulur ve sorulması da haklıdır. Şayet 1993 yılında Doğan Güreşpaşa, Muhittin Füsunoğlu, Hikmet Köksal gibi o dönemin kuvvet kademesi olduğu gibi ölmüş olsaydı acaba ortaya ne gibi sonuçlar çıkardı? Hatırlarsınız 1992 yılında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu da öldürülmeye çalışılmıştı. Kıbrıs'ta bir tatbikat esnasında seken bir kurşun arkasındaki albayı öldürmüştü. Yani bu gibi suikastler de aslında Genelkurmay'ın içinde oldukça net bir şekilde cereyan ediyor. Yani paşaların zehirlenmesini organize edenlerin mutlaka bir amaçları vardı. Peki ama bu amaçlar kime ve nasıl hizmet ediyordu? Şayet bu paşalar ölmüş olsaydı acaba bu Türkiye'nin iyiliğine mi yoksa kötülüğüne mi olacaktı? Türkiye'de generaller ve subaylara yönelik suikast girişimleri eski bir olay değil. 1998-2002 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı yapan Kıvrıkoğlu bu göreve gelmeden önce Kara Kuvvetleri Komutanı iken öldürülmek istenmişti. 5 Kasım 1997'de Kıbrıs'ta yapılan Toros 2 tatbikatında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'na suikast düzenlendi. Ancak atılan kurşun Kıvrıkoğlu'na değil, hemen arkasındaki Albay Vural Berkay'ın göğsüne saplandı. O tarihte bu olay gazetelere Kıbrıs'ta ateşli gün, Kıbrıs'ta acı kaza, suikast şüphesi ve albayın şüpheli ölümü başlıklarıyla yansımıştı. Olayın ardından gündeme getirilen suikast iddiaları TSK komuta kademesindeki terfilere dayandırılmıştı. O dönemde Genelkurmay Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Kıvrıkoğlu'nun ölmesi halinde yerine dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevikbir'in geleceği öne sürülmüştü. Böylece 28 Şubat'ın kudretli paşalarının önü açılacak, Kıvrıkoğlu ekibi tasfiye edilecekti. PKK lideri Öcalan 2008 yılında paşaların zehirlenmeye çalışılmasıyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı. Benimle ilgili iddianamede Doğan Güreş'in zehirlenmesinde benim rol aldığımı söylediler. Oysa ki ben bunu iddianameyle öğrendim. Ben mahkemede savcıya da bunu söyledim. Benim bu olayla bir ilgim yok. Ben olayı burada öğrendim dedi. 2003-2004 döneminde Özkök zehirlenme korkusuyla yemekleri evinden getiriyormuş. Bu da tehlikenin boyutlarını, kendi iç çatışmalarının boyutlarını gösteriyor. Şam'da kaldığımız dönemde yanıma gelen bazı kişiler, biz Tansu Çiller'i öldürelim, sorumluluğu siz üstlenin diye teklifte bulundular. Ben bu teklifi kabul etmedim. Ben ancak kendi eylemlerimizin sorumluluğunu üstlenirim dedim. Kaldı ki ben böyle bir eylemi tasvip de etmiyordum. 1991 yılında yaşanan bu suikast girişimi başarıya ulaşsa en az 20 yıllık komuta kademesi değişecekti. 1990-94 arasında Doğan Güreş, 1994-98 arasındaysa İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Suikast girişimi her iki komutana yönelikti. Suikast girişiminde kullanılan siyanür maddesi de olayın çok daha derinlere dayandığını, basit bir PKK eylemi olmadığını gösteriyor. ...1993 yılında İstanbul'da 26. Zırhlı Birliklerin içerisinde dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreşpaşa ve kuvvet komutanları zehirlenerek öldürülmeye çalışıldı. Ve bu işin arkasında hala kimlerin olduğu net bir şekilde aydınlatılamadı. İki şüpheli asker komutanlar için yemekler hazırlamışlar ve kahve yapmışlardı. Komutanlar tam yemeği yiyeceklerdi ki içerideki askerleri gördüler. Askerlerin
karavanadan yediklerini görünce en iyisi biz de öyle yapalım diyerek özel yemekleri yemekten vazgeçtiler. Kadere bakın ki komutanlar bu şekilde öldürülmekten kurtulmuşlardı. Daha sonra zırhlı birlikler komutanı Habil Küçük komutanları odasına kahve içmeye çağırmışlardı. İçilen kahve esnasında bazı generaller bunun zehir olduğunu hemen anlamışlar ve kahveleri dökmüşlerdi. Zehirlendiğini anlayan generaller işin içinde bir bit yeni olduğunu hemen anlamışlardı. İki asker de kışlayı terk etmişler, kendilerini almaya gelen bir arabaya binerek ortadan kaybolmuşlardı. Düşünün ki bu iş ne kadar organize ve ne kadar bilinçli bir şekilde cereyan etmişti. Daha sonra askerlerin bir tanesi dağda çatışırken diğeri ise normal yollardan yakalanmıştı. Ve Habil Küçük de herhangi bir ceza almadan bu olaydan kurtulmayı başarmıştı. Generaller de belki o dönem PKK ile mücadeleye bir zarar gelmesin diye olayı örtbas etmişlerdi. Düşünün ki İstanbul gibi bir yerde zırhlı birliklerde dönemin en yüksek askeri rütbesine sahip bir general ve komutanlar öldürülmeye çalışılmıştı. Ve bu işin arkasında uluslararası boyutun olduğu da net bir şekilde görülüyordu. Yani Türkiye ne acıdır ki kendi askerlerini, komutanlarını, siyasilerini asla koruyamıyordu. Umuyoruz Türkiye buna benzeyen olayları bir daha asla yaşamaz. Önümüzdeki hafta yeni bir komplo teorisinde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Thank you.